Hadi bakalım. Lolo. Aa, ne güzel ev Demir. Ne güzel. Vay. Wait, wait, wait. Supreme. Ay çok güzel. Lololi. Lololo. Evet, ilk izlemlerini alalım. Çok bekledim, kavuştuk. Valla havaalanına indik. Plaka bölgesinde kalacağımız Airbnb yerine geldik. Bavulları fırlattı. Hemen dışarı çıktık. Köşeye dönünce gördüğümüz ilk büfe kafeye oturduk. Neymiş burası? Victory. Victory'deyiz. Puanlar yüksekmiş. Bu tavuklu pizza. Bu da peçete. Evet, daha ne kadar? Hadi bir hemen ısırıyorum. Vallahi Türk olduğumuza şaşırdı önce. Sen Türk müsün? Sen İspanyol gibi görüşüyorsun falan dedi. Sonra Ferda'ya baktı. Sen de hiç Türk'e benzemiyorsun dedi. Sonra sen neredesin? Sen neredesin? Şimdi küçük böyle şeyler, şatlar getireceğim dedi. Kafayı bulalım mı? Hey, party time dedi. Wow. Thank you so much. I have a baby in the tummy. Yama! Da patates kızartması yiyorum. Mafetos ne içiyorsunuz? Ne içiyoruz? Metos. Bu neymiş? Lokal yerel bira. Lager. Helal bira. Helal bira. Helal bira. Yanında da meze tabağı. Neredeyiz? Meze tabağı. Laka. Hayır, mekanda da TA. Üst katta ne varmış? Akropolis manzaralı bir çatı katı varmış. Biz tenezzül etmedik. Sokakta halkla iç içe oturalım dedik. Hemen karşılığında harika bir içkici. Evet, arkamızdaki mekan da zaten amaç beni çekmek değil, arkadaki mekanı çekmek. Hadi afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Hızlı bir kahvaltı yapıyoruz yine. İşlerimiz var. Bir adet börek, peynirli feta birlikte. Yo, hemen mekanı da göstereyim. Coffee House.
güneşli ve trafikli bir sabah. Bu arada dünkü ilk uğradığımız büfe tarzı mekan, Victory denen bir yer. Hani böyle şat ikram ettiler ya. Orada da Greek kata yedik. Tavukluydu. Tavuklu bizim dönerden çok farklı tabii. Şey, bizim döner demesem olmayacaktı sanki. İçinde bolca dereotu ve yoğurt vardı. Bu şey, bizim kalamarın yerine yanına getirdikleri böyle haydarili sos gibi bir şey tat bırakıyordu damakta. Yani bizim kendi alışımız döner gibi değil de farklı bir lezzet olarak tadarsanız çok keyifli oluyor. Lyon'di şey plaka yolunda. TripAdvisor'da puanı çok yüksek. Ondan sonra civa. Musakkası da plaka bölgesindeki en iyi musakkaymış. Tat bakalım. Bizler için Ferda olsun. Böyle böleyim. Hak geçmesin. Pasta keser gibi. Peynirini nasıl güzel tarif edersin? Nasıl bir şey ya, beşamel sosu gibi. Aa, tamam. Vergina. Vergina diye okusam. Vergina. Okey, afiyet olsun. Anlatmıyorum, görüyorsunuz. Bu bir levrek arkadaşlar, levrek. Levrek. İnsan yiyecek bunu. İnsan yiyecek bunu. Tabii bu levrek değil, bayağı balina yavrusu. Orkinos. Kyrios, Fergete. Aman Allah'ım. Vallahi böyle yanına mantarlar, kremalı falan, beşamelli. Bu da limonlu, zeytinyağlı, sarımsaklı sos. Bunun üstüne güzelce böyle dolandırdı. Ay, hemen bir parça alacağım vallahi. Şuradan. Anlayayım mı? Kalbim Ege'de kaldı. Kalacak. Mekanın adı şurada, bir göster. Mekanın adını da hemen arkamdaki tabelada bulabilirsiniz. Girin Google'a, Limon'u reklamımızda yaptırma çok şahane gerçekten. Hak ettik ya Ferda. Hak ettik. Hadi. Hadi. Yamas. Yamas. On the best, for your baby. Thank you. Evet, hop. Have some dessert. Enjoy guys. Thank you so much. Bu Akropolis'in hemen aşağısında çok güzel bir böyle kahve mekanı bulduk. Demir'e çocuk parkı arıyoruz. Yokuşlardan topallaya topallaya çıkıyorum artık. Ferdar çok azimli. Kahvesi bende. Gidiyor. Şöyle gidelim. Gidelim bakalım. Ya çocuk parkı diye Google Map'ten bulup geldiğimiz park bu. Evet, bu işte Atina'nın bir eksiği mi diyeyim artık. Çocuk parkı yok ortada. Nerede bu çocuklar? Google Map'in bizi buraya getirdi. Çocuk çocuğu Atina var var canım da bizim şu an bulunduğumuz plaka bölgesine çok yakın, yürüyüş mesafesinde çok fazla park yok. Çok fazla değil, yok yani. Hadi hadi. Tamam. Çok güzel bir gün batımı. Hadi gidelim, koş, götür beni oraya lütfen. Tamam, koşmadan. Koşmadan götür beni. Beyaz giyen insanlar var Akropolis Müzesi'nin yanında. Was to share a smile.
sabah kahvaltımızı burada hallediyoruz. Börekler, bizim simitlere benzer simitler. İlla abi bizim diyeceğiz, bizim demeden olmuyor. Böyle sandviçler. Good morning. Hi dude. Pire limanına geldik. Pire limanı değil aslında. Hemen bunun bir arkasında ticari gemilerin geldiği liman var. Burası Paşa Limanı diye geçiyor. Tatlı böyle bir yat limanı. Tam bir İzmir kordon havası aldık burada. Cuma akşamı olmak üzere. Gezelim bakalım. Bir de yat limanı etrafında, Paşa Limanı etrafında yürüyüş yapıyoruz şu an. Aylardan Nisan akşam 5 suları, hava rüzgarlı ama Atina'da denize her yerden girilebiliyormuş. İşte cesur bir yüzücü. Senin sadece caciki isteyelim mi? İsterim. Bunları buluyor musun? Neresi? Merhaba dostlar. Lezzet durağımızda bugün Pire'deyiz. Pire limanında şöyle yürüyüş yaptık. Ondan sonra yine TripAdvisor'dan giderek puan yüksek lokantalardan birine geldik. Eski, geleneksel, traditional bir Yunan lokantasıymış. Ambiyans da o şekil. Bunun adı yoğurtlu. Yoğurtlu diyorlar. Dana ve kuzu karışık, bizim Adana kebap gibi gözüküyor. Tadına bakıyoruz bizler için. Burada bir sucuk ve sosis tabağı var. Yine olduğu gibi bol soğanlı domatesli ve tabii ki de üzerindeki kanık peynirinde. Direkt salata. Mekanda söyleyeyim ama şu bir dakika video kurmadan şundan boğazını atıyorum. Bir parça. Çok güzel. Bu şey Yunan, şey Ermeni mutfağındaki gibi ama hani tarçın tadı aldık. Bu çok güzel bir şey. Yenir. Ne bir ikram. Bir cumartesi sabahı yine düştük yollara. Gidiyoruz. Demir başımızı döndürünce video çekmeyi unuttuk. Çok güzel karışık yumurta yapıyor. Omlet yapıyor. Ne burası? Coffee joint. Mekan çok eğlenceli bir yer değil ama denenebilir. Bu Akropolis'in arka sokaklarında etrafında dolanırken
bir mekan bulduk. Çok güzel böyle eski avlulu bir evden devşirme. Yine Atina merkeze doğru ilerliyoruz. Egzoz kokuları içerisinde bildiğimiz bir şehir görüntüsü. Hep güzel yerleri mi çekecektik? Çöp kutusuyla, durağıyla. Balık Ali var yanımızda. Bir tesbih, yani Komboloi mağazasındayız. Bu mağaza eski ve ünlü bir mağazaymış. Tesbih sadece burada dini amaçlı değil, stres atma, eğlence, vakit geçirme, oyalanma amacıyla da kullanılıyor. Çok kısa versiyonları da var Astaş'ın kullanıldığı. Atina merkezdeyiz yine. Ve sizler için geleneksel Yunan yoğurdunu üzerine bal ve ceviz eşliğinde deniyorum. Ama bu yoğurt değil, başka bir şey. Videolarımı daha önce izlediğimiz her yiyen ama yoğurt çok başka falan diyorlar ya. Çok kesme yoğurt mu? Bıçak mı yiyor? Hakikaten ha, kesme yoğurt, dondurma göre. Bir ne? Bal da Yunanistan'dan alınacak hediyelikler arasında gösteriliyor. Uzo ile birlikte. Balı da çok güzel. Biz bunu evde yaparız ya. Neden olmaz? Demir gel bakalım. Gel. Tarifi kolay. Bal, yoğurt, ceviz. Ay hakikaten çok güzel. Şimdi usta şef tadıyor. Ice cream oğlum. Çocuktan haberi, gerçek tez. Şimdi burada cream pie diye bir şey var. Baklavayla börek arası bir şey. Serda'ya bak ama... bak Laz böreği yapmışlar diye söyledim.
Ama nasıl? Karabiberi koy, karabiber koymayı unutmuşlar. Las böreği değil yemeyeceksin zaten. Las böreği değil yani, karabiberi yok. Peki benzeşmeler nasıl? Yani bu kadar yaklaşık, bir yaklaşık. Peki kim kimden almış? Karadenizler mi yılanlardan, yılanlar mı Karadenizler? Karadeniz bayağı uzak yılanlardan. Bence onlar bizden almışlar. Yunan da Karadeniz'den bayağı uzak. Belki biz onlardan mı? Yok ama genelde göç batıya doğru ya, bizden bu tarafa geliyor. Yani doğrudan smart, batıya gidiyor. Akıllıca. Yani Yunan adam ne işi var kalkıp Karadeniz'e gidecek? Doğru. Karadeniz'den geçerken tadıyor, böyle bir şey var. Biliyor, batıya getiriyor. Doğru giderken getiriyor. Ama biraz fazla yumurtası varmışlar. Yumurta mı? Yumurtası çok. Oo, keşke bana söylemeseydin. Bana kokar şimdi. Hello. Selam, Atina sokaklarında yürürken yorgun düşündü. Tabii kaldırım kenarlarına oturuldu. Çok böyle renkli bir sokaklardan geçtik. Google Map'ten baktım nerede olduğumuzda. Akropolis'in aşağıları buralar ama Agion yazıyor Google Map'te. Agion tam üstündeyiz. Arkamızda da bir kilise var. Yani Yunan alfabesiyle yazıldığı için her yer neresi olduğunu kestiremiyorum. Mekan ismi söyleyeceğim. Mekan isimleri de Yunanca. Böyle daha hip bir mekanlar. Evet, öğrenince yazarım. Evet, buralar Atina'nın gökkuşaklı sokakları. Tam Yunan cacikisi. Yani süzme yok. Uzo nasıl? Uzo da tam Yunan uzosu. Çekirdeği değişmem. Bir çekirdeği değil. Patlıcan. Şakşuka değil mi? Bilmem ki, şakşukaya da benzemiyor. Sadece patlıcan var gibi. Peynirli patlıcan. Közlenmiş. Domatesli, mercimek, sarımsak, biraz soğanlı bir sosla fırınlanmış. Çok güzel, çok güzel. Bunu yiyin. Hadi bakalım. Bu Arte, yine plakada Arte diye bir dondurmacıya geldik. Güzelmiş burası. Ağzımızı temizlemek için önden bir parça limonata ikram ettiler. Bir yudum daha et. Oh, big one. Táxi, έβρεξε και έπεσε. Οκ. Oh, nice. Βάλε παγωτάκι. Yerler ıslak, kaymayalım.
Tabemna. Abi de model oldu bize. Günaydın. Bugün günlerden Akropolis. Nihayet gidiyoruz. Saat 8.30 suları. Önce bir kahvaltı yapalım. Akropolis'in tam karşısında dik kesen sokakta La Crapi diye bir mekandayız. Kahvaltı yapacağız. Muhteşem, kocaman bir peynirli börek getirdiler. Cheese pie diyorlar. Evet. Akropolis'le ilgili olarak da 8.30'dan sonra kalmayın aslında diyorlar. Daha iyi olur. Çünkü çok turist grupları geliyor, kalabalık oluyormuş ve biletinizi önceden internetten almanız tavsiye olur. Çok fazla basamak çıkacağız, çok tırmanacağız. Bakalım 2,5 yaş bebesiyle nasıl olacak? O omlet. Omlet gyros. Dönerli, dönerli bile şeyler. Söylüyorum. Akropolis'in ana kapısı şehre sanırım. Bu Akropolis Müzesi'nin tam karşısında olan kapı. Oradan birazcık daha 5 dakika daha yürüyünce bir kapı daha var. Bebekli, bebek arabalı aileler buradan giriyormuş. Çünkü bebek arabanızı burada bırakabiliyor musunuz? Aklınızda bulunsun. Bakınız, bakınız, bakınız. Baggage and stroller check-in. Şu tarafa doğru. İşte bu bina. Evet, Akropolis tepeleri muhteşem görünüyor. Tapınak tam arkamızda. Şöyle panoramik bir manzara var yukarıda. Yukarıda da Akropolis'in tepesinde de su makinesi var 50 sente. Akropolis'in tepesinde hem tuvalet hem de su alabileceğiniz makineler var. Girişte de aynı şey geçerli. Bir girişte bir tepede. İnerken çıkarken. Orada orada. Tepeleri fethediyoruz. Yine Akropolis aşağısında böyle bir sokak bulduk. Burada kafeler, takıcılar, tokucular, hediyelikçiler var. Bana İzmir'de bilirseniz Hilton Hotel'in oradaki sevgi yolunu hatırlattı burası. Thank you.
Baba Türko, kola Yuno. Hella kola. Şimdi her şey Yunan dedi abla. Evet, her şey Yunan. Mor diyor etten. İsteyelim o zaman. Şarküteri şey... Mor. Türkiye Mayıs 2023 seçimleri öncesi Yunan gazetelerinde manşetlerdeyiz. Sintagma Meydanı tam karşısında kırmızı bir tren bulduk, park etmiş. Turistik bir trenmiş. Adam başı 5 euro. 35 dakika boyunca bir şehir turu anlayacak bize. Parlamento binası önünde askerlerin nöbet değişim törenini izliyoruz. Lokma nasıl? Lokma des. Demir Yunan lokması yiyor. Ballı lokma. Soslu her çeşit lokmalarımız mevcut. Bakalım Yunan hamsisi mi? Bizim hamsiler mi? Bu da kabir sur köfte. Et. Neredeyiz? Veiku. Bakın Veiku Street'deyiz. Veiku Street'de. Kukaki'de. Kukaki'de. Şöyle bir mekan. Mekan adı Opus. Opus Palyon. Opus Palyon. Apartmanların altında şöyle cadde kenarında koridor gibi bir yer. Baktık günlerdir buradayız. Talep çok fazla gözüküyor. Her zaman kalabalık. Hep kalabalık. Şimdi biz de deneyeceğiz. Kenardan başlayalım. Selam. Derecik yolları, tatlı minik evleri ve kafeleriyle yine Akropolis sırtlarında yer alan, eteklerinde yer alan Anotifoika. Anofitti Anotifoika. Ah. Doğrusunu yazacağım. Oradayız işte. Ama çok tatlı sokaklar var. Bakın bakın bakın. Çocuk ve bebek arabasıyla tırmanmak biraz zor olacak. Onu söyleyeyim. Şimdi bu bölüme bir Yunan müziği patlatılır.
Günaydın. Larissa, tren istasyonundayız Atina'da. Bugün 4 saatlik bir tren yolculuğuyla nereye gidiyoruz? Kalambaka, doğru mu söylüyorum? Meteora'yı görmeye gidiyoruz. Meteora kocaman kayalıklar ve manastırlardan oluşan güzel bir nokta. Bakalım Bebişko ile nasıl olacak? Tren böyle bir tren. Yani karşılıklı oturulan koltuklar da var. Böyle tekli otobüs koltuğu gibi, pardon, ikili koltuklar da var. Dört buçuk saat sonunda Kalambaka'ya geldik Atina'dan. Larissa'da bindiğimiz istasyondan. Evet, Kalambaka, Kalambaka'nın küçük turistik çarşısı herhalde burası. Merkez meydan Kalambaka. Meteora'da, Meteora Restoran diye bir yer bu. Aa, yağmur mu yağdı ya? Gerçekten inanılmaz, inanılmaz lezzetli ya. Kuş üzümlerini falan görüyorsunuz. Kalambaka Old Town. Birazcık aşağıdan yokuş çukaraktan kayalıkların arasına geldik. Güzelmiş ya. Güzelmiş. Eşyalarımızı, konaklayacağımız otel eşyalarımızı bıraktık. Sonra etrafı turlamaya çıktık. Neticede buradayız. Yarın sabahta 9'da tura başlayacağız. 9'dan 1'e kadar turumuz var. Sonra akşam 4'te tekrar Atina'ya aynı trenle geri döneceğiz. Ya böyle Atina'da günleriniz varsa, artık şiştiyseniz, yapacak bir şey kalmadı diyorsanız, Meteora görülmesi gereken bir yer olabilir. Ama asıl cevabı yarın vereceğiz seyirciler. Takipte kalın. Yo. Was a bit heavier than the others. They started giving to the eğilmek zorunda değilim. Kuzu ve dana eti karışık kıymadan yapıyorum. Bu kuzu şiş. Taksimi. Kalambaka Meteora turumuzun sonuna geldik. Trendeyiz. Şimdi Atina'ya doğru dönüş yolculuğumuza başladık. 4,5 saat sürecek yine. Akşam kaçta kalkıyor? 4.45'te kalkıyor trenimiz. Hafif de yağmur çiseliyor. Güzel bir manzara var. Gidilir değil mi? Gidilir gelinir. Değdi. Kuşlara bak. Oturmuşlar. Evet, mahalle arası Kokaki'de ki bir halk pazarı. Kaç tane?
çiçekçiler, portakalcılar, soğan, patates. Bakalım soğan patates kaça? Kilo 1 euro. Ne var? 5, 5, 6, ne kadar? 6 euro. Euro. Abi dolduruyor. Karpuz var. Turp. Buradan mı gidiyoruz? Tamam. Hadi devam edelim. Selam, Kokaki'nin arka sokaklarında Takis diye. Bunları videonun altına ekleyeceğim sonra isimlerini Latin alfabesiyle. Bir tatlıcı pastane varmış. Lokaller şu an herhalde öğle arasında sıradalar. Oturacak yer yok. Bir ama tatlılarını deneyelim diye geldik bakalım. Ballı, fındıklı, meyveli çeşitlerini yapıyorlar. Buradakini beğendim. Bu böyle zincir frozen yoğurt, dondurulmuş yoğurtçuların yoğurdu gibi değil. Gerçek güzel yoğurt. Tesadüf aldık. Fresco. Güzel. Good, good. Bu da iyi. Atina'da son günümüzden merhaba. Yarım saat içinde havalana doğru yol alacağız. Mutlu ayrılıyoruz. Yaşadığımız deneyim çok pozitifti. 10 gün boyunca biz buradaydık. Plaka ve Akropolis çevresi. Söylemeye bile gerek yok. Tarih severler için inanılmaz bir durak. Akropolis çevresinde çok fazla tarihi kalıntı, tapınak var. Biz daha çok yeme içmeye yöneldik. Lezzetler de aklınızı başınıza alacak kadar güzel. Size naçizane tavsiyem. Deneysel olmak da güzel ama yine bir Google TripAdvisor yorumlarına bir göz atmanız mekanlara girmeden önce. Genelde bu yorumların tutarlı olduğunu gördük biz mekanları denediğimizde. Bence Atina, özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız sadece 2 gün gelmek için bile güzel bir durak olacak. Böyle tarihiyle, tarihi dokusuyla, pozitif insanlarıyla, lezzetleriyle, sokaklardan duyulan canlı müzik sesleriyle içinizi böyle pozitif bir enerjiyle dolduracağına inanıyorum. Teşekkürler, hoşça kalın.